Kaysa kilitlendi. Şimdi net bunun, bir oyun sonu taşıyıcısı. Bunun ama riskli bir noktası var. Çok oyun sonu oldular diyeceksin Azir'le birlikte. Ve şöyle bir nokta var. Kaysa Karma ile giderlerse, evet Karma ne kadar koridor itmeye yardımcı oluyorsa da mesela Ash gibi bir şampiyona karşı çok zorlanırlar. Ash çünkü yanında Tahm Kench varken onlara karşı çok ciddi bir güvenlik sağlıyor Tahm Kench onun yanında. Ve koridoru tek başına istediği yerde tutabiliyor. O yüzden sanki biraz Karma'yı da itti gibi oldu Kaysa seçimi ve Pyke'a gittiler. Şimdi kaybetme ihtimali var Aurora'nın alt koridoru. Evet evet. Yani hem Kaysa'nın erken safhadaki güçsüzlüğü hem de ya Pyke Kaysa evet kötü bir ikili değil ama çok çok iyi bir ikili değil. Ekstra Kaysa'ya pasifik bir sağlıyor kitle kontrolü sayesinde. Ama işte hasarları bir noktada kısıtlı kalacak erken safhada özellikle. Koridor itme konusunda problem yaşayacaklar ki Jinx Kaysa'ya karşı çok net cevaplar verebiliyor koridor safhasında. Evet Pyke'a karşı ufak tefek problemleri var kaçma mekaniği olmadığı için ama orada da cebinde bir Tahm Kench olacak, yanında bir Tahm Kench olacak. O yüzden alt koridor biraz daha böyle kimin kazanabileceği belli olmayan, çok net bir üstünlüğü olmayan bir eşleşmeye gitti iki tarafta. Yani sanki Aurora'nın, yani şurayı mesela Karma Caitlyn'in oynayıp ki daha önce oynadılar. Çok Jinx'i bu arada oynatmazlardı. Oyun oynatmazlardı ve Zaytnot'un bu sezon çok döndüğü şampiyonlardan bir tanesi Jinx. Biraz Supremacy'i daha çok sıkıştırabileceğini düşünüyorum Aurora'nın ama o fırsatı biraz kaçırırlar ve şimdi Jinx mi, Kaysa mı derseniz geç oyunda menzil çok daha önemli kalıyor her şeyden. Her ne kadar Kaysa'nın çok ciddi anlık hasarı olsa da menzil çok daha büyük kalıyor ve Kaysa'nın şöyle de bir problemi var. Evet belki rakibi ulaşabiliyor vesaire ama anlık hasarıyla skoru alamadığında çok büyük problemli noktada kalıyor. Ve Supremacy'nin o fight, o savaşı çok bozabilecek, çok fazla, çok iyi ve rahatsızlık verici bir ön hattı var. Evet, gün 3. karşılaşmasına geçiş yapıyoruz artık ve söz sunucularımızda. Analizmasına çok teşekkürler. Doğuş'un Aurora ve Bahçeşehir Supremacy karşılaşıyor. Bu maçın iki sonucunun da önemi var. Tabii. Eğer Supremacy kazanırsa ikinciliği garantiliyor ve Doğuş'un Aurora en az dördüncülüğe itiyor. Ama diğer tarafta Doğuş'un Aurora kazanırsa üçüncülüğü garantiliyor. Yani altıncıyla oynamak durumunda kalıyor playofflarda. O yüzden yine iki taraf için çok önemli. Ama Supermassive şu anda her şey onların elinde. Kazanırlarsa ikinciler, kaybederlerse Galatasaray ikinci. Aynen öyle. Diğer taraftan da yine hem şampiyonlara baktığımızda hem de Sup'un son dönemdeki performansına baktığımızda bence önceki haftalara nazaran özellikle seçim yasaklama ekranlarından her seferinde ufak bir avantaja çıkmayı başarıyorlar. Ki bu maçta da bence çıktılar. Zaten analizması yeterince üzerine durdu. Özellikle Jinx tercihi bu maçta onlara çok şey kazandıracaktır. Ve benim gözlemlediğim farklı bir konu daha var. Ferfables bu sezon çok iyi. Eleştirildiği sezondan sonra yani kendini çok iyi toparlamıştı. Ona tam olarak katılmam. İkiye bölmek lazım. Yani iki farklı dönemde oynadı çünkü. Hatırlayacaksın Luana oynadı onun yerinde ki. Luana oynayana kadar Fab'ın performansı hep bir soru işaretiydi. Yani eski yaratıyordu. Haklısın ama Ferfables formayı geri aldıktan sonra kaybettikleri maçlarda dahi iyi performans sergiliyordu ve doğru. Tekrardan toparlamasının sevinmiş olduğunu düşünüyorum. Ferfables bence takımına liderlik ediyor. Evet. Onu yapabilecek tecrübeye sahip nadir isimlerden biri ve bu da belki Supremacy'nin oyun içindeki performansında etkiliyor olabilir. Bu maçta bu arada Stomaze bir ormancı yasaklandı ve Mojito Jarvan aldı, Xin'Zai'ye yöneldi. Neden Xin'Zai sence Trian? Kesinlikle ormanda Jarvan'a karşı bir cevap olması için. Çünkü hani Jarvan'ı zaten bol bol izliyoruz kendisini. Erken seviyelerde rakip ormancıya karşı her zaman bir üstünlüğü oluyor. Kitle kontrolünden dolayı ve hasarından dolayı. Xin burada ona karşı iyi bir tercih. Evet orman kaplarını en az hani Jarvan kadar hızlı temizlemese de yine de genel anlamda hem takım savaşlarında hem de birbirine iyi bir cevap olur ben düşünüyorum. Evet kırmızı güçlendirme içinde bayağı bir yardım aldı Feb'den. Diğer tarafta alt koridorundan yardım aldı Mojito. Ve iki tarafta klasik orman yolunu izliyor. Kırmızı güçlendirmeden sonra Kayıcıl. Mojito biraz daha hızlı sürdürecek bu rotayı. Diğer tarafta Stormage'de daha sağlıklı olarak ilerleyecek ormanda. Bunu attı. Tabii erken seviyelerde Eren'in biraz daha agresif olması gereken bir koridor. Azir'le birlikte ki Azir de son dönemde özellikle baya kendisinden söz edilen bir şampiyon haline gelmişti ki açık bile kalmıyordu hatırlayabileceğin gibi. Bu maçta açık kaldı ve Doğuş'un Aurora direkt çekti. Zaten o tarz durumlarda Korki'ye yöneliyordu bolca. Hı-hı. Tekrardan orada o arayı kapatarak hasar vermek istedi ama
dikkatli olması lazım. Çok fazla dürtüldü. Seni kullanmak durumunda. Diğer tarafta Eren manasını biraz fazla harcadı. O da manasını kontrol etmek durumunda. Tomeş de orada bir toteme yakalandı. Şimdi bakalım Zaytnot olabildiğince burayı kontrollü oynamak zorundalar. Gerçi Pyke da 9'da 14'de geçtiğimizde ufak tefek güçlendirmeler aldı ama yine de ben Pyke'ın iyi bir konumda olduğunu düşünmüyorum. Yanında evet erken seviyelerde agresif bir nişancı aldığınız zaman Pyke'ın gücünü kullanabilirsiniz. Ama Kai'sa o tarz bir şampiyon değil şu anda. Ya da böyle Ezreal tarzı şampiyon olup daha çok gezici rolde de aslında. Evet, evet. Olabilir. Ama tabii şimdi şu da var, hani gezici rol diyoruz ya, o oyun size biraz öldü. Çünkü barikatlar var artık, hani onları kaybedemezsiniz. Rakibiniz gerçekten çok önemli bir altını cebine koyuyor barikatları kırarak. Ya bu da tabii Pyke tarzı, Thresh tarzı şampiyonların biraz daha oynanabilirliğini kısıtlıyor açıkçası. Orta koridora çok yakın Mojito, o yüzden Eren agresif oyuna devam edebiliyor. Bu arada Stormage'de karşılaşacaklar burada. Yetenekleri bekleme süresi Mojito'nun Storm hemen atladı. Yavaşlattı da orada Mojito'yu. Frozen'a buraya geldi. Mojito sıçrasını kullanıyor ama İlkan Frozen'a gidiyor. Mojito orada son anda sancağını kullanınca tabii ki de combo yapmak için yeteneğini bekleme süresini sokmuş oldu. Diğer tarafta da Frozen ve Storm işte bunu gördü ve Frozen da burada sıçrasını atarak skor almayı başardı. Vandalbo'dan bir deneme isabetli değil. Alt koridorda minyon sayıları eşit. İki nişancı içinde belki hiper taşıyıcı unvanını söyleyebiliriz ama Jinx çok daha tehlikeli ilerleyen oyunda. İyi pozisyon aldığı sürece belki onun kadar hasar verebilecek nişancı yok. Tabii aldığı skor ve asistlerden sonra da çıldırması ona ekstradan bir pozisyon avantajı sağlıyor. Tabii koridorda tam kençe olunca ister istemez tam kençe odaklanmak zorunda kalıyorsunuz. Yani ama düşürmek istediğiniz ilk hedef tam kençe oluyor. Pek bir şey kazandırmıyor çünkü bu ikilinin hasarını çok rahat göğüsleyebiliyor tam kenç. Zaten genel olarak Kai'sa hasar konusunda hiç yaklaşmıyor bile farkındaysan. Vandal burada olabildiğince rahatsız etmek istiyor ama bir sonuca varamıyorlar. Keza karşılaştı ki Ormancı Stone'dan çarpında kullandı. Yavaşlatma kaçıyor yalnız orada. Mojito. Daha yeni gelmişti üstünde. Yani Stormage bu sizin tercihinin bence ne kadar etkili olduğunu bize göstermeye başladı. Kesinlikle öyle ama Zinza aldığınızda da böyle oynamazsanız Zinza almanın bir anlamı kalmıyor. Kesinlikle kesin. Yani o 1v1 yakalamanız lazım. Şimdi tabii ki de Mojito'nun canının az olduğunu biliyorlar. Bu okyanus seyircileri için kolay bir görev olacak. Eren de orta koridor ışınlarını kullandı. Onun da bilgisini aldı burada. Frozen ve daha koridor aşaması bitmemişken Okyanus Ejder'i zaten değerli bir ejder. Çok erkenden aldı Supermassive. Şancılara baktığımızda minyonlar yine eşit olarak devam ediyor. 50 minyonda üste dönecek Paddon. Ve üste döndüğünde tek kılıcı aldı. Tek cebine koydu bu tabi. Zaytnot'un da hemen üstüne dönmesi gerekiyor. Evet, Paddon şey yapmayacak. Mana veren ve Ginsol eşya dizilimini yapmayacak. Bakalım hangi eşya dizilimini tercih edecek. Koridor dondurmak isteyebilir ama minyon sayısı biraz fazla. Bir tane iksir almış oluyor üzerine. İki tane de peksimeti var. Şimdi oh. Eren'den bir deneme. Ulti isabetli olmuyor. Mojito için bir fırsat aradı Eren. Ya Mojito seviyor var, çok geride kaldı. Şimdi Eren de buraya geldi. Stomage'de kırmızı güçlendirmesini istiyorlar. Medley de skor doğru ittirip veriyor. Işından kullandığı Ferfermusal'ı biraz geç kalacak gibi. Vandalbo da burada. Çarpını kullandı Mojito ve savaşabilirler burada. Şimdi Frozen gasp etti. Hazır hepsini kullandı ama. Zincirle birlikte rakiplerin arasına gitmişler. Arada kalan bir isim var. O isim Frozen. Wolf kurtarabilecek mi acaba Frozen'ı? Frozen çok az bir şanla oradan çıkmaya çalışıyordu ama son vuruş Vandalbo'dan geliyor. Ferfermus deneyebilir burayı. Sıçrası var Feb'in. Ama denemedi. Ve Vandalbo'nun buraya daha erken gelmesi, üst koridorla orta koridordaki üstünlük, koridoru ittirme avantajı bir anda skoru getirdi Aurora'ya. Ve orta koridordaki minyon farkı da 20'ye çıktı.
Pelin de tek başına kaldı burada ama tam catch bakalım o mesafeyi muhtemelen kapatamayacaktır. Yani orta koridordaki minyon sayısı senin söylediğin gibi yükselmeye devam ediyor. Ve şimdi Stomate, Mojito normalindeki kırmızı güçlendirmede. Üç yıldaki kontrol totemini alacak. Alt koridordan ilk barikat altını 160 altın Zaytot'a gitti. Bir yarım skor altını. Zaten Jinx'in ihtiyacı var. Bir de orada Pyke'ın Q'sundan rahat bir şekilde kaçtı. Frozen'ın biraz da ele girmesi gerekiyor. O minyon farkı oyunun ilerleyen kısmında başını baya baya tehlikeye sokabilir. Pedal minyon kaçırmak pahasına gidip bir totem attı kendi kırmızı güçlendirme çalısına. Mojito da en güvenli yoldan kayıcılarına geçiyor. Tabi Medli de Arakçı'nın etkisiyle birlikte üst koridorda daha fazla altın kazanmaya, kaynak bulmaya devam eden taraf ve üst koridordaki altın farkını da görüyoruz. 800 altın civarı. Her ne kadar orta koridorda minyon farkı olsa da Frozen'ın aldığı o skorla birlikte eşitler diyebiliriz. Arada 100 altın fark var, 150 altın fark var. Bu arada Stomate alt koridora geliyor, hatta Frozen da geliyor buraya doğru. Pedal'ın üzerine odaklanmak istediler. Ama Stomage de oradaki riski almayacak gibi. Zygnot'tan kullanan bir ulti, bir otomatik saldırı çıkmadı orada. Vandalball Storm'u yakalamıştı ama sadece kuleden bir hasar gelecek. Ve Pedan üstüne dönüyor. Işınlığı yok. Burada kule barikatları. Üçüncü barikatta alındı. Diğeri için de uğraşıyorlar ama milyonlar yetmeyecek. Burada dakika 10 olmadan 3 barikat. Çok fazla gerçekten. Diğer tarafta Eren biraz dürtülmüş. Frozen'ın can havuzu gayet iyi. 87-55. Aradaki minyon farkı giderek büyümeye devam ediyor. Ve bir koridor değişikliği Pedon. Üst koridora çıktı. Zaten kullanabileceği bir ışınlan var. Ama yürüyerek koridora gitmeyi tercih ediyor da. Koridor değiştikten sonra bakalım ormancıların rotasyonu değişecek mi? Alt tarafta çıkacak olan ikinci bir okyanus ejderi var. Diğer tarafta alamet hayatta. Şimdi direkt 4 kişiyle beraber alamete başladığını düşünüyor galiba Doğuş'un aldığı. Evet. Stomage buraya çok uzak ve Ferfebus'un ışınlığı da yok. Alamet burada alınacak Aurora tarafından. Ve görüşü de yok. Şu an belki birazdan Wolf oraya tutam atarak ne olup bittiğine dair bir bilgi sahibi olacaklardır ama burada Aurora'dan gerçekten güzel bir harita oyunu geldi. Evet, Zaytnot'ta bir ulti gönderdi ama alamet alınmıştı çoktan orada. Dakika 11'e girmeden. Bakalım hangi koridoru kullanmayı tercih edecek Mojito. Medli'de Luden'i bitirmiş. İlk eşya olarak. Arakçı da bayağı bayağı bir yardım etmiştir diye düşünüyorum. Bakarken Luden diyebiliriz. Vandalball Zaytnot yakaladı ama devamını getirmesi pek de mümkün değil. Tam kendine karşı bu tarz şampiyonlarla oyun yapmak gerçekten çok zor. Evet. Yani attığınız kitle kontrol sadece nişancıya yani uygulanmamalı. Bu arada şimdi bir baskın var. Stomage ultiyi kullandı orada. Mojito havaya savunmayı başardı. Stomage Zaytnot buraya ışınlanla birlikte gelmişti. Işınlanlıkla birlikte gelen bir isim vardı. Afet geldi orada. Çok az canlı kronometreyi kullanıyor Mojito. İki skor birden Frozen'da. Ve şimdi üst koridordaki barikatları alacaklar. Yani Frozen evet orta koridorda da çok devasa bir milyon farkı var ama skor almaya devam ediyor. Takım savaşlarını kovalamaya devam ediyor ve bu aradaki altın farkının açılmasına izin vermiyor. Şimdi FAP burada bir 1v1 deneyebilir. FAP burada Medlin'in üzerine doğru gidiyor. Havayı savurmayı başardı onu. Ama daha fazla ilerlemeyecek. Bu arada az önceki pozisyonu ışınlan kullanılmadı sanırım. Ben bir an ışınlan efekti gördüğümü sandım ama yanılmışım. O şimdi Aurora totemleri işaretliyor derken ışınlanlar geldi. İki tane geliyor bu arada. Evet, diğer tarafta üstteki şu çalıya da Frozen ışınlığını kullandı. Orada Wolf'u yakalıyor Vandalball ama Zaytnot iyi pozisyon aldı şimdi. Mist'i kaçırıyor. Önde kalan bir isim var. Wolf'u bırakmayı tercih etti burada Frozen ve Zaytnot.
Wolf burada biraz acele etti. Evet, sıçrası da vardı Wolf'un bir de. Sıçrayı kullanmadan çıkabilirler. Sadece Zeitnot orada kemik zıplını yiyecekti. O kemik zıplını yediğinde ham yapacaktı. Biraz erken ham yaptı ve kendisi yavaşlatma yediği için düştü. Şimdi Zeitnot'un bakalım kule altında kalması biraz sıkıntı yaratabilir dediğim anda da yan taraftan Frozen geldiği için bu işlem de iptal edilmiş olabilir. Evet, şimdilik o kule altını denemedi efendim Zoe ve Pedon. Bu arada ikinci okyanus ejderi de alındı Supermassive tarafından. Frozen orta koridora geliyor. Vendel hemen arkasında. Frozen gasp etti orada Pyke ultisini. Stomage de buraya doğru yaklaşıyor. Frozen ultiyi kaçırdı. Eren iyi pozisyon aldı burada. Roket kemer de kullanılıyor. Eren düşmek üzere. Çok az bir şanı var. Son vuruş orada Stomage'den geliyor. Vendel buradan çıkacak belki ama. Storm da bu maçtaki ilk skorunu aldı. Ve %100 skor katkısıyla oynuyor şu an. Yani Stomage'den de inanılmaz bir hasar geldi orada. Kırmızı çarpını da kullandı. Zeitnot da oyunun ilk kulesini takım adına almayı başardı. Evet, Zeitnot kulelerden çok fazla altın kazandı gerçekten ve az önce üst koridordaki savaşın tekrarını izliyoruz. Tabii biz döndüğümüzde takım savaşının bir kısmı gerçleşmişti. Evet, benim ışından sandığım tam genç. Evet, yan taraftan Stomach güzel bir açıdan gelmiş. Evet, bir skor veriyorlar ama karşısında iki tane skor alıyorlar. Frozen'ın bu skorları alması tabii ki Spadon'a gayet iyi haber. Alamette alt koridordan doğuşunu Aurora için devrede. Evet, o kuleyi almak için de yeterli olacak gibi ama bunun karşılığında üst koridor ikinci kulesini istiyor. Supermassive. Ve şu anda Hex sıçrayla birlikte geldi Stomage. Pek alışık bir sahne değil bu. Ama bu hamle skoru getiriyor. Hem de Zeitnot'a getiriyor. Alistar tarzı bir baskın izledik. Stomage. Yani 200 ay, yani 200 IQ'yu ben bu oyuna veririm. Yani çok beklemezsiniz böyle hani oradan biri gelecek. Hani o şampiyonda zin olacak Hex sıçrayla birlikte. Burada skoru Zeitnot'a kazandırmayı başardılar. Ve Zeitnot üste döndüğünde direkt olarak bombardıman topunu tamamlamış durumda ilk eşya. Sonra Ebedi Kılıcı'a gidiyor. Ki Ebedi Kılıcı'nın da önemli parçalarını zaten almış. Ve minyon farkı da bayağı bir açılmış durumda. 35 milyonluk bir üstünlüğü var Zeitnot'un. Pedon karşısında. Pedon da ilk eşyasını tamamladı. Bakalım 3 dakika sonra Alev Ejder'i var. Mojito şu anda Ejder Nehri'ne doğru inip bir tane totem kıracak. Ve Pedon da üst koridordan biraz kaynak almak istiyor. Zeitnot kırmızı güçlendirme ile birlikte hemen bombardıman tetiklenince bir otomatik saldırı çıkardı Eren'e. Yani şu haritaya bir baktığımızda tam onu derken de hemen barikat altınları geldi. 1600'e 960. Yani Sup o koridor değiştikten sonra üst koridoru yok etti. Evet evet ve kazanılan altınların büyük kısmı Zeitnot'a gitti. Tabii gitti tabii gitti o barikatlardan gitti. Yani Jinx'in burada takıma kattığı o kuleleri hızlı şekilde düşürme avantajını çok iyi kullandı Sup erken oyunda. Tabii şunu da eklemek lazım. Stomage de inanılmaz derecede iyi oynuyor. Evet erken oyuna gerçekten damgasını vurdu Storm. Mojito yan taraftan geldi ama bir sorun yaşamayacak diye tahmin ediyorum. Evet, sadece kombosuyla uzaklaşıyor oradan. Eren de orta koridordaki minyonları temizleyecek. Bu arada Vandal Ball kötü pozisyonda kalabilirdi. Biraz hasar aldı orada. Ve Eren şu anda üste dönüyor. Işınlandı. Bekleme süresinde bozmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ve Eren'in üstünden dönüşü bozdular. Bu çok önemli. Bir sonraki minyon dalgasıyla birlikte kuleyi alabilir. Bu hamlesiyle beraber Supermassive. Yani aynı zamanda da Fab'a da bir cevap vermek zorundalar. Evet, Eren aslında doğru zamanlı bir üste dönüş yapacaktı orada. Kule altı mı gelecek? Güzel bir noktadan geliyor. Frozen'da afet var. Maedlord'da yavaşlatıldı. Bakalım afeti Sasha'yla birlikte kullanacak mı Frozen? Işından geliyor ama ilk düşen isim Maedlord oldu burada. Ve Stomage'de kötü pozisyondan iyi çıkardı Wolf. Kule altını istiyor ve ikinci skor Fabulous'tan. Minyonlar bitti o yüzden daha fazla devam etmeyecek Supermassive. Alev Ejder'ine de 1 dakika var. Ejder öncesinde alınan skorlar altın farkını 4000'e çıkardı. Yani FAP da skor hanesine böylelikle adını yazdırmış oldu. Ya bunun geleceği aslında biraz belli çünkü zaten genel olarak baktığımızda 3 kişi burada yandan FAP geliyor. Üst koridora, üst koridordaki ittirmesini bitirdi. Bu adam nerede olabilir? Tabii ki de orta koridora yol almış olabilir. Doğuş'un Aurora'sının, Doğuş'un Aurora'nın bunu görmüş olması gerekiyordu ki şurada hasara bakar mısın? Çok temiz bir şekilde orada alan hasarını yansıtaraktan iki skoru cebine koymayı başardı
Burada fap fap. Ve 20 saniye var Alev'e. Şu anda Ferb üst koridorda orada ışınları var. Bakalım ışınlanla birlikte takım savaşa katılmayı deneyebilir. Sadece topu Just gönderdi. İsabetli olmadı. Güzel yan adım Vandalbaugh'dan. Şimdi burada bir karar vermesi lazım Aurora'nın. Ejder'e başlamak isteyecek mi? Çok kısa bir zamanı var karar vermesi çok için. Çok dürtüldü, çok dürtüldü. Vandalbaugh biyotonik saldırıyı daha düşecek de orada neredeyse. Fenfebulus bu arada inhibitor kulesine dayandı. Diğer tarafta Zeitnot yalnız yaptığı bütün düz vuruşlar kritledi, onu da söyleyelim. Vandalbaugh için şanssız bir. Şimdi Vandalbaugh buraya geliyor ama seviye 13 bir Aatrox var orada. Diğer tarafta Alev Ejder'e başladı ve Feb sıçrasını kullanmış. Yan Ejder'e döndük. Bu arada riske atmak istemedi durum belli ki. Kule altı. Kullanılan bir ulti var. Ama Mojito orada bekliyor. Kuleyi alacaklar mı bakalım. Şimdi Frozen direkt olarak Mandy'nin üzerine odaklandı. Şundan da geliyor. Burada çok rahat bir şekilde skor alıp çıkmayı da başarıyor Wolf. Zaytot ve Frozen üçlüsü şimdi geliyor. Şundan daha geliyor. Burada kule altı izleyebiliriz. Fafabus ultisini kullandı. Orada kullanılan bir ulti var Eren'den. Şimdi rakiplerini uzaklaştırmıştı. Pad'ın hızlandı orada. Ve skor almak için yeterli olmayacak hasar ama bayağı bir püskürtmeyi başardı Aurora oyuncularının süpürmesi. Vandalbaugh kötü pozisyonda kalabilir. Sıçrayla birlikte boyun Vandalbaugh yakalandı orada. Şimdi ultiyi kullanmak durumunda kalıyor. Storm Aged. Ve bu kule altına skor çıkaramamış olsa da süpürmesi. İkinci kuleyi almayı başardı. Bir yavaşlatma daha geliyor. Şimdi önde kalan yakalanan bir Mojito var. Pedal son anda sıçradı. Hayatta kalacak belki orada ama Nimtor kulesinin savunması çok güç duruyor Aurora'nın. Maddy katıldı buraya. Vandalbaugh'dan bir deneme gelecek. Vandalbaugh'un kemik sıtkını pek fazla işe yaramıyor. Çünkü herhangi bir takım arkadaşı yok yanında Mandy'den başka. Ve dakika 19'da inhibitor açıldı. Ve oyunda Baron'a en uzak olan inhibitor diyebiliriz. Oo, Vandalbaugh'dan çok büyük bir hata. Vandalbaugh düşüyor. Stomage güzel bir kronometre ve Wolfham yaptı onu. Daha fazla devam edemeyecek süpürmesinin olabileceği bir görevi yok çünkü. Ve artık buradan geri çıkacaklar. Baron çıkmadan önce alınan bir alt koridorun inhibitörü çok değerli. Şundan geliyor arkaya. Oo, savaş bitmedi. Yaklaşık 2 dakikadır savaşıyor takımlar. Ama Madeline'ın ışından neyi değiştirir? Bu Mega tek var değil, başına bu çok karma. Karma geldi buraya ışınlanla birlikte. Rakibini arkasından kapatmak istedi. Ama Fafabuls buraya doğru ilerliyor. Madeline yakalamak üzereler. Son bir kalkan. Ama kitle kontrol skoru getirecek. Skor yine Fafabuls'u. Bu arada Mojito savaşmak istiyordu. Mojito afetini kullandı. Oradan çıkmaya çalışıyor sancak komutusuyla birlikte. Paddon çok fazla saraldı. Bir kitle kontrolü. Eren'le kullanılan son anda bir ulti. Ama yine Fab'da 2'de 2. Ve 12-3'e geldi bir anda durum. 8000'e çıktı altın farkı. 2-3 dakika önce 4000'den bahsediyorduk. Doğru söylüyorsun. Alt koridordan alınan 2 kule, hatta 3 kule, üstüne de inhibitor. Bunları yaparken alınan skorlar. Şimdi bir de Madeline'in ışından ile bir şeyler yapmak isterken takımını biraz kör bir noktaya sürüklemesi ve ardından teker teker gelen Doğuş Uni oyuncuların düşmesi böyle bir altın farkının oluşmasını sağladı. Tabii ki de şöyle baktığımızda genel olarak Fab'ın 2 skor aldığını görüyoruz. Diğer taraftan Frozen yine burada hanesinin 2 skor ekledi. Baktığımızda bütün taşıyıcıları yavaş yavaş artık eşya konusundaki sıkıntıları çözdü diyebiliriz Fab adına. Evet, dakika 21'de 2 eşyasını bitirmiş ve Coşku eşyası olan ve Jinx var oyunda. Zaytot belki bir skor aldı bu oyunda ama 8 asist ve milyon skorlarıyla birlikte çok iyi bir durumda. 225 milyonlu dakika 21. Bir de mavi güçlendirme. Orada stonda kaldı. Stonda kaldı. Şimdi Baron'un sinyaller gelmeye başladı. Baron'un çok hızlı bir şekilde yapabilecek bir takıma da sahip. Bir tane totemim var orada. Doğuş'un Aurora'nın yani ne olup ne bittiğine dair bilgileri var. Evet, şu anda başladığını biliyorlar Supermassive'in. Fafabuls orta koridordaydı. O da Baron'a doğru ilerliyor. Şimdi Mojito sancak kombosuyla kendine bir pozisyon arıyor. Mojito'nun oraya doğru geçtiğini biliyor ama Vandalbaugh yakalandı bu arada. Ve Vandalbaugh yok oldu hemen bir anda. Maddy de sıçrasını kullanmak durumunda kalıyor. Bir kefaret geldi. Canları çok iyi yeniledi o kefaret Supermassive adına ama Baron'a devam edebilecekler mi? Fafabuls Baron hasarını hiçe sayıp orada rakiplerinin üzerine doğru gidiyor. Saçar tohumu da kullandı ama Madly ve Mojito şu anda Frozen'ın karşısına kafa çıktı Madly. Ve Mojito da çalıda bekliyor. Mojito yalnız ölü taklidi yapıyor orada. Kimse bilmiyor şu anda Mojito'nun orada olduğunu. Frozen belki bulur diyecekti ki Frozen da şimdi tatladı. Bakalım Mojito o takımının aradığı kahraman olabilecek mi? Görüşü yok. Tamamıyla orada sancakla bir deneme yapabilir. Totem geldi. 4000 şu anda hasar durdu. Totem'e göründü Mojito. Artık nerede Zaytot olduğunu biliyorlar. Yavaşlattı. Wolf da orada devam ediyor. Sancak konmasını defansif kullanmak durumunda ama Frozen yakaladı onu zaten.
Mojito'ya son vuruş geliyor. Destan yazıyor Frozen. Dakika 22 Baron güçlendirmesi onlarda. Vendulbo daha az önce düşmüştü bir kez daha. Bir daha düştü. Yani Baron'u çalmak istedi ama yani tabii ki de en azından ufak bir şansı vardı, onu söyleyebiliriz. O da gerçekleşmedi. Yani oyun 3-16. Senin de söylediğin gibi o alt koridorda çıkan takım savaşından sonra iyiden iyiye kontrol tamamıyla sub tarafına geçti diyebiliriz. Azir ikinci eşyasını tamamladı ama yani karşısındaki Frozen'a baktığımız zaman, yani Silas'a baktığımız zaman birazdan Rabadon şapkası olacak. Evet, Rabadon bitmeden sanki oyun bitecek gibi. Yani Baron güçlendirmesiyle birlikte direkt olarak kuşatmaya başladı Supermassive. Alt koridordan zaten süper minyonlar ilerliyor ve o minyonları daha hızlı ilerletmek için Fab indi alt koridora. Seviye 15. Medli'den 3 seviye üstün Fab. Ki erken oyunda da biraz sıkıntılı bir dönem geçirmişti Fab. Onu da tekrardan belirtelim. Şimdi ise iki koridordan birden kuşatma yapmaya sup devam ediyor. Üst koridoru da Frozen'ı gönderdiler. Baron güçlendirmesini bütün koridora yaymayı başardılar. Evet, alt koridordaki inhibitor 30 saniye sonra devreye girecek. Fab emin adımlarla minyonları Nexus Kulesi'ne kadar getirdi. Pedan'ın 1 minyon dalgasını temizlemesi yaklaşık 15 saniyesini aldı burada. Bu süre zarfında orta koridor ve üst koridordan baskı sürüyor. Diğer tarafta da kuleler erimeye devam ediyor. Oh, Mojito! Bu arada afet kullanıldı orada. Mojito sıçrasını kullanıyor ama Mojito'nun oradan çıkması çok güç ve Frozen skor alan isim. Bu arada Vandalbo bir kez daha düşüyor burada. Felfabusan kullanılan bir sıçra, oyunun sonuna doğru geliyoruz. Şimdi Pedan da düşecek. İki skor birden. Yalnız Wolf orada Zyklot'a gidiyor. Wolf orada Zyklot'u harika kurtardı. Eren'den güzel bir ulti geldi ama Jinx havadayken Wolf orada ham yeteneğini harika kullandı ve tekrardan Zyklot'u güvenli bir noktaya taşıdı. Günün en hızlı maçı diyebiliriz. Evet, ve en sonda aldığı skorla birlikte 3'te 3 ile bu maçı noktaladı Zyklot. 21'e 3'lük bir skor. 24 dakika ve Bahçeşehir Supermassive ikinciliği garantiliyor yazma mevsiminde. Bu da onlar adına yarı finalden başlamak demek. Büyük final için, Türkiye büyük final için. Yani şunu söyleyelim, bu takım bir ara ligin dibini gördü. Gördü. Dibini gördü. Hatta Fab'ın hatta bir tweet vardı hani sonunculuktan ikinciliğe diye gerçekleşecek mi diye. Gerçekleştirmeyi başardılar. Yani Zyklot da yaptığı röportajda da söyledi. Fab da yaptığı röportajda da söyledi. Tecrübeli takımız, tekrardan geri girebiliriz. Ve takımın kendine inanması bu kadar kötü giden bir durumda ligi ikinci bitirmeleri bence Sup adına ve oyuncular adına büyük başarı. Ve Supermassive'de yüzler gülüyor, özellikle Zyklot'un. Zyklot'un pek güldüğünü görmeyiz. Evet, yani çok böyle neşeli olduğunu görmeyiz ama tabii Jinx'le beraber bu kadar fazla skor alınca biraz neşelenmişti. Fazla almadı ya. Sondaki 3'te 3'le beraber 4 skor ya toplandı. 4'ü de kapattı işte yine de. Tamam. Yani ya bazen hatırlarsın Jinx'lerin performansı yani 0-4-0-5. Olur evet. Gider öyle yani, profesyonelde Jinx'le beraber hani Jinx çalıştırmak kolay bir iş değil ama hı-hı, bu oyunda bence tamam Sup harika oyunu, onu bir kenara bırakalım. Diğer taraftan da hani kompozisyon zaten hani Kai'Sa ve Azir üzerine, daha bu şampiyonlar devreye girmeden Doğuş'un Aurora'da oyuncular bir bir ölmeye başladı. Oyun bence orada bitti. Evet, yani ondan sonra zaten Supermassive her zaman söylüyoruz. Kötü olduğu dönemde dahi, kötü performans gösterdiği dönemde dahi bir üstünlük aldığında sonuna kadar kullanmayı bilen bir takım. Kesinlikle. Ve burada da bunu bir kez daha gösterdi. Ki hani oyun içinde de bahsettik. Storm Age'in özellikle bu oyundaki yaptığı hareketler, orman rotasyonu, Mojito'yu ilk kanı aldıktan sonraki takip edişi, ormanda tekrar buluşu Mojito'yu çok geriye düşürdü. Evet, yani bu maçta öne çıkan birçok isim vardı ama Storm Age'in mimarlığında çıktı yani, aslında. Yani ben evimi Storm'a veririm açıkçası bu maçta. Veririm, evet. Bu maçta verirdim. Yani birazdan da zaten alt tarafa gelecektir ve geldi de. Yani en azından şunu söyleyebiliriz ki playoff'lara doğru giderken bütün takımların performansının bir tık üste çıkması seyir zevkini çok güzel hale getirecektir. Kesinlikle öyle. Harika bir büyük final bizleri bekliyor. Ve ilk 3 maçı geride bıraktık. Ben Aykut Yufan Özgan, yanımda Ercan Triyabani Bozkurt, sizlerle birlikteydik.